Merhabalar, iyi günler Toplum 24 Televizyonu'nun değerli izleyicileri. Mehmet Can Bolat ile özel programda bugün çok özel bir konuğumuz var. Türkiye'den ayağının tozuyla özel bir program çerçevesinde Almanya'ya, Frankfurt'a geldi ve bugün de stüdyomuzu, Frankfurt'taki Toplum 24 Televizyonu stüdyosunu onurlandırdı. Ve bu konuğumuzu herhalde şu anda izlerken de mutlaka hemen hatırlıyorsunuz, tanıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Grup Başkan Vekili Sayın Özel, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bu koşuşturma içerisinde vakit ayırdığınız için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aslında yoğun bir temponuz var. İlk defa şahsen tanışmış oluyoruz, sohbet edeceğiz. Ama Türkiye'den izleyebildiğim kadarıyla ve Almanya temaslarının sırasında yaptığınız konuşmaları takip ettiğim kadarıyla noktasız, virgülsüz, saatlerce konuşabilecek bir birikim, bir heyecan var. Bu ruh hali bir insan karakterinin arkasında nasıl bir çocuk var? Hiperaktif misiniz? Yoksa hiperaktifi aşan, söyleyecek sözü olan, daha bitmemiş bir değer mi var içinizde? Çocukluğunuz nasıldı? İçinizdeki çocuk, küçük çocuk nasıldı? Özgür çocuk. Çocukluğum, biz iki çocuklu bir aileyiz. Babam, annem öğretmendir. Babam Türkçe öğretmenidir, güzel konuşma yazma öğretmenidir. Annem fen bilgisi öğretmenidir. Onların anneleri, babaları, dördünün üçü göçmendir. Bir tanesi Manisa'nın yerlisidir. Dedem Manisa'da defterdardır ve daha çok şey olarak, saç rengi, ten rengi olarak annemin babasına benzerim. Diğerleri Üsküp göçmeni ve anneannem Selanik göçmeni olduğu için bütün kuzenlerim, yeğenlerim, amca çocuklarım hepsi daha böyle işte Batı Trakya Türklerimize daha çok benzeyen yapıları var. Bir tarafımız kenttir, bir tarafımız köydür. Ben 11 yaşına kadar Manisa'da Manisa Gazi İlkokulu'nda okudum. Sonra iki tane sınav kazandım. Bir tanesi Bornovandos Lisesi sınavını, bir tanesi de devlet parasız yatılı sınavını. Devlet parasız yatılıda Manisa yanılmıyorsam birincisi oldum. Diğerinde Manisa ikincisi mi, dördüncüsü mü, öyle yakın bir şeyle. Ve Bornovandos Lisesi'ne yatılı olarak gittim. Bornovandos Lisesi'nde 10-11 yaşında girdim. 17-18 yaşına kadar çocukluğumuzu orada geçirdik. Tabii orası bizim açımızdan güçlüklere, aileden ayrı olmaya alışılan, mücadele edilen, hayatın tanındığı bir süreçti. Dünkü yayında da buradan bir Alman öğretmenimiz Frau Messerschmidt vardı. Onun gibi çok sayıda Alman öğretmenimiz vardı. Böylelikle hani Almanya'nın kültürüne ve Yabancı değilsiniz. Almancam 1992'ye kadar sürdü eğitimim Bornovandos Lisesi'nde. O zaman iyiydi ama o konuya birazdan girmek istiyorum. Sonra çok pratik kaybı oldu. Şu anda öyle yani iyi bir Almancam yok. Ama yatılı okul tabii insanın hayatında insanı olgunlaştıran bir süreç. Çocukken de hiperaktif misin diyorsunuz? Hani bir sağlık olarak hiperaktivite tanısı almadım. Bunu yani çok hareketli olma meselesini hiperaktivite diye ifade ediyorlar sizin dediğiniz gibi. Hiperaktivite bir başka şey. Dikkat dağılın. Olumsuz anlamda söylemedim zaten. Ya ben zaten hani olumlu veya olumsuz değil de çok kullanılıyor. Hiperaktivite dikkat dağınıklığıyla, öğrenme güçlüğüyle tanımlanan bir rahatsızlık. Ama çok hareketli olmak derseniz ben hakikaten öyle 15 dakikadan fazla bir yerde duramayan, sınıfta dahi sırasında oturamayan, sürekli hareket halinde olan bir çocukluk yapım var. Söyleyecek çok sözü olan bir insan tipi diyebiliriz sizin için. Yani tabii o siyasete atıldıktan sonra öyle. Öncesinde de konuşmayı, sohbet etmeyi, anlatmayı severim. Daha sonra Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini okudum. Ondan sonra da mezun olduktan sonra da Manisa Eczacı Odası'nda görevler yaptım ve başkan oldum. Sonra Türk Eczacılar Birliği'nde görevler yaptım ve oranın genel sekreteri oldum. Yani meslek siyasetiyle ilgilendik. Aynı zamanda da hep Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinin içinde olduk. Belediye başkan adayı oldum, milletvekili oldum. Milletvekili adayı oldum ve olduğum ilk seçimde seçildim. Öyle de devam ediyoruz. Tabii söyleyecek çok sözümüz var. Türkiye'de bu kadar çok sorun varken muhalefet partisinin söyleyecek sözü olması gayet normal. 80'li demeyeyim ama 75'li yıllardan itibaren Türk siyasetini Türkiye'de gazetecilik yıllarıma başladığımda takip etmeye başladım.
Sizi dün izlerken de bu süreci de biraz aklıma getirdim. Türkiye'de o zamanlar Süleyman Genç bir ismi vardı. Parlamentoda sivrilen bir isimdi. Deniz Baykal hakeza sivri diliyle ve vurgulu konuşmalarıyla. Derken bir süreçte Kamer Genç diye bir isim geldi. Muharrem İnce geldi ve siz şu anda bir kuşağın farklı elementleri, farklı sesi gibi geliyorsunuz. Bu süreçte en çok sizin Cumhurbaşkanı ve AKP'li bazı matadorlarla, yöneticilerle bir sorununuz var gibi. Ne alıp veremediğiniz var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile? Benim kimseyle özel bir sorunum yok. Türkiye'nin sorunu, Türkiye'deki aydınların, solcuların, sosyal demokratların, Türkiye'deki ezilen toplum kesimlerinin sorunu neyse benim sorunum o. Benim görevim o sorunları dile getirmek. Özel bir sorunum yok ama bir gerçek var. Türkiye'yi Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyeti kendisine mesele edenler, onunla uğraşanlar, yıpratmak isteyenlerle elbette sorunumuz var. Dünyanın hiçbir yerinde kurucu babalara laf edilmez. Hiçbir demokrasisinde laf edilmez. Söz söylenmez ama bugün Recep Tayyip Erdoğan sabah İnönü'yle yatıp akşam İnönü'yle kalkıyorsa, Atatürk ve İnönü'ye iki ay yaş diyebiliyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yokluklar içinde bu ülkeyi önce kurtarıp sonra kuran kadrolarını şeytanlaştırıyorsa, onlara kötü sözler söylüyorsa karşılarında birini bulacaklar. Biz yani ne yapalım? Bu sözlere karşı susalım da Recep Tayyip Erdoğan sanki haklıymış, doğruymuş gibi olsun. Bunu kabul etmek mümkün değil. Örneğin İkinci Dünya Savaşı yaşanır dünyada. O zaman artık Atatürk yoktur ve İnönü vardır. İnönü de şunu bilmektedir ki Türkiye bir savaşı daha kaldıramaz ve parçalanır. Bunun için Türkiye ordusunu güçlü tutmak zorundadır. Güçsüz görüntü verirse de istilaya uğrar ama savaşa girerse de kaybedebilir. O yüzden ordu bütün yığınağını yapar. Savaşa hazır bir haldedir. Evet. Ve harp stoğu olarak da ununu, yağını, şekerini ordunun hazır eder. Hem Türkiye'deki ajanlar, Türk ordusu savaşa hazırlanıyor, harp stoğunu tutuyor der. Hem de bir savaş durumu için Mehmetçiğin her şey hazırdır. Ama tabii bu sefer eldeki kaynakların önemli bir kısmı savaş stoğu olarak ayrılınca toplumun istediği kadar yağ bulması, şeker bulması, un bulması mümkün değildir. Zaten o tarihlerde Fransa'da da Almanya'da da İngiltere'de olduğu gibi bir karne uygulaması başlar. Evet. Ve parası olana parası kadar değil, her aileye ihtiyacı kadar ürün verilir. Ve bu karnelerle şeker, un, yağ verilir ve kimse açlıktan ölmez. İnönü'nün bir sözü var hatta, bir yolda yürürken bir çocuk ve onu anlatacağım. Geliyor. Şimdi elinde herkesin karnesi vardır. Parası kadar değil, herkesin ihtiyacı kadar bunlar dağıtılır. Ve bizim Tayyip Erdoğan bu karneyi uzun süre, ey İnönü sen bu milleti bu işte karneye muhtaç etmedin mi diye anlatmaktadır. Ama o günlerde İnönü'ye, hani bugün Ekrem İmamoğlu'nun önüne çıkarılan AK Partililer gibi, o günlerde de İnönü'nün siyasi rakipleri İnönü'nün önüne genç bir çocuğu çıkarırlar. Çocuk der ki, paşa paşa sen bizim çocukluğumuzu şekersiz geçirttin, şeker yiyemedik senin yüzünden der. Açlığa mahkum etti. İnönü de der ki, evladım ben sizi şekersiz bıraktım ama babasız bırakmadım der. Bu çok önemli bir söz. Savaşın korkunç yüzünü de göstermiş. Göstermedi. Tabii mesela düşünün, milli mücadele arkasından meclisin kurulması, cumhuriyetin ilanı ve devrimler ne kadar önemli. Ama arkadan bir savaşa girsek ve bu ülke yeniden istila olsa hiçbirinin kıymeti kalmaz. Yani bazen savaş kazanmak kadar bazen kaybedilecek bir savaşa girmemek de büyük bir kahramanlıktır. İnönü bunu göğüslemiştir. Tayyip Erdoğan şimdi İnönü'ye karneler üzerinden laf ederken Türkiye'de insanlar sivri biberi, patlıcanı, patatesi, domatesi pazardan alamaz hale geldiler. İşte 15 lira, 17 lira, 12 lira fiyatlar ve ellerinde paraları kuyruğa giriyorlar ve orada yazıyor, diyor ki bir kişiye en çok 1 kilo sivri biber, 2 kilo patates verir. Oysa Cumhurbaşkanı'nın varlık sebebi olarak gösteriyor. 2019 yılında şu anda Türkiye'de karne uygulaması var. Biber karnesi var, patates karnesi var, patlıcanın karnesi var. Cumhurbaşkanı varlık sebebi olarak söylüyor. Onu açıkça ifade etmemiz gerekir ki evet, bir şeyin varlığına işaret etmektedir bu kuyruklar. O da krizin varlığına, kötü yönetimin varlığına, tarım politikasının çöküşüne ve
Türkiye'de kötü ekonomi yönetiminin varlığına işaret ediyor. Geleceği karamsar mı görüyorsunuz Türkiye açısından? AK Parti ve onun destekçisi MHP böyle Türkiye'nin sorunlarını görmezden gelerek, yani mesela şöyle bir öz eleştiri yapmıyorlar. Demiyorlar ki biz ekonomiyi kötü yönettik. Aksine diyorlar ki Türkiye'ye ekonomik saldırı var. Dış güçler bizi yenmeye çalışıyor. İşte dolarla saldırdılar, euroyla saldırdılar, şimdi patatesle saldırıyorlar, biberle saldırıyorlar. Böyle teşhis yanlış koyuldukça, şimdi bugün biz Frankfurt'tayız. Dünya, euronun başkentindeyiz biz. Dünyada euronun değer kazanıp kaybetmesine sebebiyet verebilecek en önemli finansal hamlelerin yapıldığı, yönetimin yapıldığı yerdeyiz, Frankfurt'ta. Bu cümle, bazı cümleler vardır. Tercümesinin de mümkün olması lazım. Şimdi siz bir Alman'a patlıcanla biberle üzerimize geliyorlar ve milli birliğimize kast ediyorlar lafını söyleseniz veya bir Alman parlamentere veya bir Alman örneğin Merkel, Şansölye Merkel böyle bir şey söyletseniz ne yaparlar? Derler ki Almanya için bir tehlike var, doğru. O da Sayın Merkel akıl sağlığını yitirdi. Biz Merkel'i tedaviye almamız lazım derler. Bir Alman parlamenter dese ki karşımızda patlıcan terör örgütü, PATO terör örgütü var dese Alman parlamenteri rehabilitasyona alırlar. Yatırırlar bir psikiyatrik kliniğine ve derler ki bu adam gerçeklikle bağını kaybetmiş. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Türkiye'deki siyasilerin argümanlarının Fransızcası yok, Almancası yok, İngilizcesi yok, İspanyolcası yok. Bunları siz Brezilya'da, İspanya'da, işte İngiltere'de, Amerika'da söylediğinizde kimse anlamaz bunları. Demek ki aklımızla alay eden ve toplumu tamamen hafife alan ve ne dersek diyelim oy veriyorlar diyerek oy toplayan bir anlayış var. O yüzden Türkiye'nin geleceğini de şuradan karamsarım. Bugün AK Parti ve MHP anlayışı bulundukça gerçek sorun görünmüyor. Gerçek soruna gerçek çözümler üretilmiyor. Türkiye'ye özel bir hamaset siyaseti yapılıyor. Bu da Türkiye'yi tüketiyor. Türkiye'nin bankaları da değer kaybediyor. Türkiye'nin itibarı da değer kaybediyor. Düşkün Türkiye'nin olarak kredi notu da düşüyor. Türkiye'ye yabancı yatırımcı da gelmiyor. Dünya Türkiye'yi ciddiye de almıyor. Hatta Türkiye'den korkar hale geldiler. Türkiye bir Avrupa Birliği ülkesi olma vizyonundan çıktı. Herhangi bir Asya ülkesi değil, maalesef kötü yönetilen bir Orta Doğu ülkesine dönüştü. Sıkıntı burada. Türkiye'de iktidarın veya yönetimi elinde tutan siyasi güçlerin, Cumhurbaşkanı'nın, hükümetin son dönemlerde patlıcan, biber, soğan edebiyatıyla Türkiye gündemini meşgul ettiğini görüyoruz. Ve 100. yaşına yaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir devletin gündemi beni batıda olarak çok şaşırtıyor doğrusu. Ama işin madalyonun diğer tarafında muhalefet partileri de bu gündemin peşine takılıp günlerdir, gecelerdir sürekli patlıcan, soğan, patates edebiyatının peşinde gidiyoruz. Bu çelişkiyi nasıl izah ediyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Muhalefet partileri neyin peşine takılmış gidiyor? Yani gündemi patates, belirleyen güçler gündemi, var. Ondan şimdi Türkiye'nin gündemi belki şöyle düşünmeniz lazım. Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik kriz vatandaşı patlıcanı manavdan, domatesi pazardan, biberi pazardan alamaz hale getirmiş. Hı hı. Vatandaş kuyruklara sokulmuş. Sokulan kuyruklara tanzim satış kuyruğu deniyor ki 1970'lerde CHP'nin çok iyi bir şekilde organize ettiği bu tanzim satış mağazalarının kötü bir taklidi. Bir de tekerlekleri var, yani seçimden sonra gidecek, sabit değil. Bir kanunu yok, bir belediye meclis kararına dayanmıyor. Yani yapılıyor ama bir çadır kurulmuş seçim çadırı gibi. Seçimde oy aldıktan sonra gidecek. Vatandaşın gerçek gündemi pahalılıkken, ekonomiyken. Ve biz örneğin ekonomi yerine geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi bunu zaman zaman yaptı. Ekonomi kötü olmasa hemen laiklik konuşuyorken, başka şey konuşuyorken, başka sorunlar deniyordu ki vatandaşın gerçek sorunu ekonomiyken neden konuşmuyorsunuz? Şu anda ekonomiyi konuşuyor olmak, patlıcanı, biberi, domatesi, patatesi gündemde tutuyor olmak, hükümeti buradan sıkıştırıyor olmak, halkın gerçek gündemini konuşuyor olmak. Burada sizden ayrılıyorum çünkü biz burada ekonomi konuşmasak siz şöyle bir soru sorardınız. Sayın Özel, siz şu anda bunları konuşuyorsunuz ama Türkiye'de tanzim satış kuyrukları var. Buralarda domates, biber, patlıcanla ilgili sorunlar var. Siz bunu konuşmak yerine neden başka şey konuşuyorsunuz? CHP halkın gündeminden niye kopuk derdiniz? Ben gazeteci refleksiyle bu soracağınız soruyu... O yüzden siyasiler eleştirilir.
Ama ben burada bir eleştiride bulunayım. Şimdi sizin doğru bir muhalefet olarak kabul etmeniz için CHP'nin ne yapması lazım? Ekonomi konuşmazken niye ekonomi konuşmuyor diyorsunuz? Ekonomi konuşunca niye ekonomi konuşuyor diyorsunuz? Bu doğru değil. Türkiye gibi güçlü bir devletin siyasi gündeminde ve gündemin en ağırlık noktasını bir patlıcan biber politikasının oluşturmadığı kanısındayım. Farklı düşünebilirsiniz. Farklılığı ben bir ayrıcalık değil. Şöyle, bir zenginlik olarak görüyorum. Şöyle bir şey var. Örneğin Aykut Erdoğdu gibi, Faik Öztürak gibi, Bülent Kuşoğlu gibi hem normal ekonomi politikasında hem makro ekonomi alanında çok deneyimli arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız Türkiye'ye sıcak paranın niçin germediğini, Türkiye'de hukuk güvencesinin olmadığını, Türkiye'de OHAL düzeni sırasında yapılmış olan bir takım yanlışlıkların ve özellikle kuvvetler ayrılığının ortadan kalkmasının nasıl makroekonomik sorunlara sebebiyet vereceğini önceden söylemişti. Seçim sattım halinde de haklı çıkmanın ve siyasette haklı çıkmak önemli bir argümandır. Bunu konuşuyor. Örneğin bu hem makroekonomik sentezler hem de sahadaki ekonomik sıkıntıları Cumhuriyet Halk Partisi'nin dile getirmesi kadar doğal bir şey yok. Bir genel klişe var. Ya siz hükümetin gündeminin peşine takın. Bence şu anda hükümet halkın ve CHP'nin gündeme getirdiği bu önemli ekonomik sıkıntıda muhalefetin gündeminin peşine takmış. Bunu çözmek için işte tanzim satışlar bilmem neler falan filan uğraşıyor. Onun dışında ne konuşulması gerekiyor da CHP ne konuşmuyor ben onu merak ediyorum. Mesela ne konuşmalı da CHP konuşmuyor? Vaktimiz daralıyor. 31 Mart'ta bir yerel seçimler var. Yerel seçimlere büyük bir umut bağladığınızı hissediyorum. Bir sarı kart vermek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyorsunuz. Bir siyasetçi olarak. Gerçekten 31 Mart yerel seçimleri Türkiye açısından demokrasinin olgunluğunu gösteren bir geçiş süreci mi? Yoksa siyasi oyunlarda sadece bir ara senaryo mu? Yani demokrasinin olgunluğunu gösteren bir geçiş süreci diye bir tanımlama doğru değil. Yani zaten Türkiye'de 1946'dan beri çok partili seçimler yapılıyor. Bu seçimlere iktidar partisinin bugün beka seçimi diyor olması doğru değil. 1950'de İnönü dememişse, 1954'te Menderes dememişse, 1968'de Demirel dememişse, 1975'te, 76'da ve 99'da Ecevit dememişse, 1991 ve 94'te Özal dememişse, bu seçimlere ülkenin geleceği açısından varlık yokluk seçimi gibi bir şey atfetmek doğru değil. Bu iktidarın ortaya koyduğu önemli bir acziyet. Ama her yerel seçimin bir manası vardır. Sandık, yani seçmen nasıl konuşacak? Seçmen bir kişi olsa, siz buraya oturtursunuz, bu dersiniz ortalama Türk seçmeni ne düşünüyorsun o da anlatır. Ama böyle bir şey yok. Seçmen 55 milyon kişi. 55 milyon kişi adına bir şey söylenecek. Nerede söylenecek? 31 Mart seçimlerinde sandıkta söylenecek. Sandıkın söylediklerini alıp bir mesaj olarak okunacak. Kim okuyacak? Siyasiler okuyacak. Her seçim bölgesinin sonucuna ve Türkiye'nin toplam seçiminin sonucuna bakıp bir çıkarımda bulunulacak. Bu çıkarımı elbette muhalefet partileri yapar. Örneğin biz seçimde beklediğimiz başarı elde edemediysek bir öz eleştiri yaparız. Veya beklediğimizden iyi bir başarı elde ettiysek neyi doğru yaptık, nerede yanlış yaptık bakarız. Ama esas çıkarımı kim yapacak? Ülkeyi yönetenler yapacak. Ve örneğin 24 Haziran'dan aynı oyu alırlarsa ya da 24 Haziran'dan yüksek oy alırlarsa şöyle bir çıkarımda bulunacak iktidar sahipleri. Ya 24 Haziran'dan sonra euro bir anda dolar 6 lira oldu, euro 7 lira oldu. Gösterge faizi 8'den 18'e çıktı. İşte Şubat ayında işsizlik çok arttı. Özellikle genç işsizliği %4.6 ile %25'ler seviyesine geldi. Her 4 gençten biri işsiz kaldı. İşte kışın belli sebzeleri insanlar alamadılar manavlardan. Biz bunları tanzim satışla doğrudan alıp zararına satarak ancak insanların bunu almasını sağladık. Enflasyon gerçekte %45'ti ama biz 20.6 gösterdik. Zammı da %10 verdik. Evet. Ama demek ki halk şikayetçi değil, memnun. Böyle devam der, değil mi? Aynı oyu alırsa veya daha yüksek oy alırsa. Demek ki Türkiye'yi ben böyle yönetiyorum ama kimsenin şikayeti yok. Demek ki muhalefet partileri, demek ki muhalefetin sözcüleri bunu söylüyor ama halk farklı rahatsız değil. İyidir. Haline memnun. O zaman ben böyle devam edebilirim der. Ama 31 Mart'ta örneğin
Adalet ve Kalkınma Partisi %40 oy almışken 24 Haziran'da 42 oy almışken bir bölgede %30'a düşerse şöyle okur. Her 4 seçmenden biri bizi terk etti. %25 benim puanımı kırdılar 6 ayda. Bunu sarı kart olarak mı değerlendiriyorsun? Şöyle tabii bu sarı kart olur. Bu seçmenin iktidarın kulağını çekmesi olur. Seçmenin iktidara aklını başına topla demesi olur ve iktidar bunu şöyle okur. Ben sadece 9 ayda her 4 seçmenden birini %25 kaybetmişim. Böyle gidersem 3 senede yok olur giderim. Ve kendimi toplamam lazım. Benim vatandaşa enflasyon karşısında daha ciddi destek vermem lazım. Benim daha iyi para politikaları yapmam lazım. Benim vatandaşın mutfaktaki yangınını da sokaktaki yangını da çözmem lazım. Demek ki ben kötü, şeytanlaştırıcı bir dil kullanıyorum ve insanları rahatsız ediyorum. Bu tepki aldı deyip kendine çeki düzen verir. Ama bunu yapmazsa, yani siz dün benim kullandığım bir şeyden hareketle hatırlattınız sarı kartı. Bir futbolcu düşünün. Sürekli rakibini itiyor, kakıyor, tekme atıyor. Hakem Vayter devam diyor, devam, tekrar oyna, tekrar oyna, devam et diyor. Faul vermiyor. Veya faulü veriyor ama ceza vermiyor. Ne yapıyor o futbolcu? Gitgide daha sert oynamaya başlıyor. Daha sert oynamaya başlıyor. Bugün daha sert yöneten, daha kötü yöneten, sürekli memura, işçiye, çiftçiye, emekliye, işsize arkadan tekme vuran, canını yakan ama ceza görmeyen bir oyuncu. Oyunun sonuna kadar devam eder. Ama hakem hemen daha ilkinde böyle 31 Mart'ta sarı kartı gösterirse bu daha şu demek. Bir tekme daha atarsan ben de seni oyundan atarım demek. Dikkatli olmak zorunda. İktidara bunu yapmak lazım. 31 Mart'ta AK Partili olup da ya da MHP'li olup da açlıktan, yokluktan, yoksulluktan, işsizlikten şikayeti olan kim varsa bu hükümete bir sarı kart göstermesi lazım. Gösterirse mecburen kendini düzelecek. Düzeltmezse gelecek dönem başkası gelecek. Realist düşünen ve genç düşünen bir politikacı olarak 1 Nisan sabahını nasıl görüyorsunuz? Şimdi ümit ediyorum ki 1 Nisan'da biraz önce konuştuğumuz bu her şeyin de toplam etkisiyle Türkiye'de belediyelerde bu Cumhur İttifakı olarak söylenen AKP ve MHP'nin büyük bir gerilemesi, muhalefet özelinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir başarısını bekliyoruz. Somutlaştıracak olursak İstanbul, Ankara, İzmir üçünün de CHP'de olacağını görüyorum, ümit ediyorum. Şimdi birçok kez de tekrar ettiğimiz bir şey söyleyelim. Biz 1994'te bazı şeyleri kaybettik. Hani yiğit düştüğü yerden kalkar diyoruz. 94'te Ankara ve İstanbul'u kaybettik. Ve o günden beri 25 yıldır bu iki metropolü AKP yönetiyor. Hatta Recep Tayyip Erdoğan ve atadıkları yönetiyor. Recep Tayyip Erdoğan istediği gibi yönetiliyor ve sonuçta işte Tayyip Erdoğan ifadesiyle İstanbul'a ihanet edildi. Bülent Arıncı'nın ifadesiyle Ankara FETÖ'cülere parsel parsel satıldı. Ve bir gerçeklik var. O gerçeklik de şu. İstanbul ve Ankara ve sonra da Türkiye çok sıkıntılar çekti. Şimdi düştüğümüz yerden kalkacaksak bu iki büyük şehri alıp üç büyük şehri elimizde tutmamız lazım. Adana'da çok iyi gidiyor seçim. Mersin'de iyi gidiyor. Tabii şimdi bir adayın gösterileme durumu var, ona bakılacak. Antalya'da iyi gidiyor. Aydın'ı, Muğla'yı, Eskişehir'i elimizde tutacak görünüyoruz ve Bursa geliyor görünüyor. Şimdi böyle bir tablo oluştuğunda tabii hem CHP açısından iyi bir yeniden doğuş olacak hem de iktidar partisi açısından ciddi bir gerilemenin başlangıcı olacak. Türkiye'de herkes umutlu olacak. Tabii biz 1 Nisan'da bu başarıyı elde ettikten sonra durmamamız lazım. Aynı hızla devam etmemiz lazım. Partinin bir takım yapısal sorunlarına, bir takım ihtiyaç duyduğu reformlara karşı cesur adımlar atmamız lazım ve önümüzdeki 3 ya da 4 sene sonraki seçimlere en geç çok iyi şekilde nefes almadan hazırlanmak lazım. Ben seçmenin 31 Mart'ta önemli bir mesaj vereceğini ve AKP'ye önemli bir ceza vereceğini görüyorum, düşünüyorum, öyle ümit ediyorum. Sondan bir önceki sorum. Türkiye tarihinden bu yana sürekli biçimde bir göç sürecini yaşadı. Balkanlardan, Asya ülkelerinden bu göç sürecini yaşadı. Ama son dönemlerde Suriye'deki iç savaştan ötürü yoğun bir Suriyeli göçmen, mülteci tırnak içinde söylüyorum, bir insanlık dramına ev sahipliği yapıyor. Çok büyük zorlukları var.
Görebildiğim kadarıyla yanlış belleğim beni yanlış hatırlatmıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu Bey bir açıklamasında bu Suriye'deki iç savaş bitecek ve insanlar kendi ülkelerine özgürce dönecekler diye çok açık bir ifade kullanıyor. Fakat kamuoyunda sanki bir Suriye karşıtlığı, vatandaş karşıtlığı gibi bir imge var. Göç sürecini Türkiye'de nasıl değerlendiriyorsunuz? Göç benim Avrupa deneyimlerime göre bileti tek yöne kesilmiş bir yolculuktur. İnsanlar geldikleri yerde bir daha dönüşleri çok zordu. Bunun örnekleri dünyada vardır. Türkler bugün Almanya'dan dönemiyorlar Türkiye'ye. Suriyeliler de çok büyük bir çoğunlukla Türkiye'de kalacaklar. CHP olarak bu insanların topluma entegrasyon süreci konusunda somut projeleriniz var mı geleceğe hazırlık bağlamında? Bir göç ve göçmen komisyonumuz var Sayın Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın başkanlık ettiği. Bu konuda yazdıkları raporları da bir kitap haline de getirdiler. O tabii çok uzun bir programın konusu ama şöyle birkaç ana başlıkla ifade etmek gerekirse bunlardan birincisi şu. Türkiye tabii bulunduğumuz topraklar itibariyle de çok anlamlı. Başta Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere olmak üzere Türkiye doğudan batıya göç vermiş bir ülke. Tabii buraya göç planlı bir göçtü. Geldiği ülkelerin ihtiyaç duydukları genç iş gücünü ve kendi ülkelerinde temin edemedikleri sayısal iş gücünü ve iş gücü maliyetini düşürmek için yaptıkları planlı ve gönüllü bir şeydi. Yani zorunlu bir göç değildi. Göçü farklı şekilde şey yapmak lazım. Gelenler açısından zorunluydu belki. Çünkü gelenler Türkiye'de yoksuldular, iş bulamıyorlardı. Ve tarımda kendilerine yetecek toprakların artan nüfustan dolayı gitgide bölünmesinden dolayı bir aileyi geçindiremeyecek durumda olanlar vardı. Ve Türkiye'den buraya bir göç geldi. Bu göç zaten geri dönüşünün çok beklenmeyeceği bir göç. Çünkü milli gelirinin çok daha yüksek olduğu bir ülkeye geliyorlar. Türkiye'de sahip olmadıkları gelire, işte eve, araca sahip oluyorlar. Burada bir yaşam kuruyorlar ve burada duruyorlar. Suriye'den Türkiye'ye göç ise zorunlu bir göç, düzensiz bir göç, düzenli bir göç değil. Ve maalesef göçlerin en kötüsü. Hazırlıksız bir şekilde aniden canını kurtarmak için insanlar, savaştan, iç savaştan kurtulmak için terk ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonunu basitçe tarif edecek olursak, Cumhuriyet Halk Partisi göçe ve göçmenlere karşı değildir ama göçmen yaratan politikalara karşıdır, başta savaş. Ve komşuda iç savaş kışkırtıcılığı. Cumhuriyet Halk Partisi göçmenlere değil ama göç yaratan siyasetçilere karşıdır. Türkiye'de de bunu maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının Türkiye'nin barışçıl dış politikasını terk etmesiyle, komşuların iç işlerine karışmaması gerekirken karışmasıyla, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı olması gerekirken saygı duymamasıyla, komşudaki devleti ve oranın hükümetini muhatap kabul etmesi gerekirken komşudaki devlet dışı unsurları muhatap kabul etmesiyle, işte oradaki Özgür Suriye Ordusu'nu Kuvayi Milliye Ordusu'na benzetmesiyle büyük bir yanlış yaptı. Ve oradaki iç karışıklığa, oradaki yükselen tansiyona, oradaki ateşe benzin döktü. Ve oradan bir kaçış kaçınılmaz oldu. Ve Türkiye hazırlıksız olduğu bir göç dalgasına, düzensiz bir göç dalgasına maruz kaldı. Şimdi şu anda Türkiye'de ne kadar göçmen var, ne kadar Suriyeli var, ne kadar Afgan var, bunların ne kadarı cihatçı, terörist, ne kadarı bilinmiyor. Bu konularda ciddi sıkıntılar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı, Genel Başkan'ın açıkladığı tavır, birilerinin söylediği gibi işte eskiden onlar ne diyordu? Siz ne anlarsınız Ensar'dan, Muhacir'den diyordu. Şimdi Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylemeye başlıyor. Orada savaş bitecek, Suriyeli vatandaşa, Kemal Kılıçdaroğlu bunu 1,5 yıl önce söyledi. Ve şöyle söyledi, zorla yollayacağız demiyor kimseyi ama şöyle söylüyor. Suriye ile derhal bir barış masası kurulmalı. Suriye ile sorunlar hızla halledilmeli. Suriye, Suriyeliler için yeniden cazip bir alan haline dönüştürülmeli. Oradaki büyük sorunlar çözülmeli, yeniden imar edilmeli ve Suriyeliler memleketlerine kendi gönülleriyle dönmelidir. Özgür iradeleriyle dönsünler demiş. Tabii sizin yaptığınız karşılaştırma bir tarihsel gerçeklik, göçün kolay kolay geriye dönüşü olmaz. Ama şöyle de bir şey var. Almanya'daki Türk vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin yaşadıkları konfor, bulundukları yerle Türkiye'ye bakmakla şu anda Suriyelilerin Türkiye'de yaşadıkları şartlar ve
kendi memleketleri yeniden imar edilse, şartları karşılaştırmak lazım. Hiçbir Suriyeli herhalde ayağında ayakkabısı olmayan, arabaların camlarını silen, Türkiye'de horlanan, sıkıntı gören çocuklarının orada yetişmesini değil, doğdukları topraklarda barış olursa, huzur olsa ister. Türkiye'de Suriye politikasında ciddi bir farklılaşma olursa, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Suriye ile yeniden bir barış tesis edilip Suriye yeniden imar edilirse ve geriye dönüş teşvik edilirse, ben bir geriye dönmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama ben asla ve asla kimsenin zorla yeniden memleketine zorla geri gönderilmesi, bu doğru bir yaklaşım olmaz. Bu bir insanlık suçu olur zaten. Almanya ile Alman öğretmen vesilesiyle 7 yıllık bir eğitim sürecinizde ve Almanca yabancı dil eğitiminizle de bir ilintiniz var. Bir doğrudan tarihini de araştırıyorsunuz, yakından izliyorsunuz. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları bir konuşmanızda Almanya'nın işte 2. Dünya Savaşı öncesindeki koşullara da benzetiyorsunuz zaman zaman. Bunu biraz açar mısın? Ya şöyle, ben dün yaptığım konuşmada da söyledim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin propaganda yapma yöntemini Alman propagandist Hitler'in propagandasının başındaki Goebbels'in yöntemlerine çok benzetiyorum. Bunu zaten kimse herhalde karşı çıkmaz. Goebbels ilk başlarda bölünmüş yollar veya işte Alman otobanlarıyla, hı hı, Almanya'da dağıttığı kömürlerle övünürken Hitler'e de çok çocuk yapma çağrısı yaptırtıyordu. Daha sonra ilerleyen zamanda bir referandum öncesi bütün Almanya'da işte Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, Adolf Hitler diye kampanya yürüttüğünü biliyoruz. Bir yani halk, tek halk, tek devlet ve tek lider, tek başkan Adolf Hitler diye. Türkiye'de de tek bayrak, tek devlet, tek millet, hiç kimsenin bunlara itirazı yok. Ama bir dörtlü ve bir tekçi anlayış ve sonunda Erdoğan'ın resmi, işte Rabia'yı yapıyor, bunları bütün salona ayağa kaldırtıp söyletiyor falan. İster istemez bu çağrışımı yaptırıyorsunuz. Hayır, bu benzerlik yok mu yani? Sonuçta aynı şeyi söylemiyorlar mı? Bugün evet, geldiğimiz, mesela ben Kırıkkale'ye gittim, Kırşehir'e gittim. Orada AKP kongrelerinde de hep böyle işte tek devlet, tek millet, tek lider diye Tayyip Erdoğan resimlerini de hep gördüm. Geçtiğimiz 24 Haziran öncesinde AKP'nin oradaki mitinglerinde. Şimdi zaten burada bir sıkıntı yok. Bunu da söylüyor. Hatta bir AKP'li milletvekili bizim Muharrem İnce ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Muharrem İnce'nin yarıştığı süreçte bana şöyle dedi. Ya liderine rakip çıkan parti mi olur dedi. Düşünün nasıl bir tekçi anlayışı var adamların. Yani evet, çoklu yarışı şey yapıyorlar. Bugün de gelinen noktada şunu benzetiyorum. Tayyip Erdoğan çıkıyor diyor ki, bana gelmiş diyor, domatesin, biberin fiyatını soruyor diyor. Sen bir mermi kaç var onu biliyor musun diyor. Bu da Goebbels'in Almanya savaştayken ve Alman halkı açlık çekmeye başlamışken Almanların tereyağına ihtiyacı yok. Ama Alman toplarının Gres yağına ihtiyacı var. Alman toplarının makine yağına ihtiyacı var. Güçlü bir Almanya için dediğini ve tereyağı bulamadıktan şikayet edenleri vatan hainliğiyle suçladığı süreci Türkiye'de de, ya sen biberin fiyatından ne ilgileniyorsun, sen mermi kaç para biliyor musun lafı aynı laftır. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Oysa elbette bir ülkenin güvenliği önemli. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Mehmetçiğin ayağı taş değmesin isteriz. Her zaman da politikalarımız böyle oldu. Ama insanların biberin fiyatından şikayet ederken mermi fiyatı hatırlatmasını da doğru bir propaganda yöntemi olarak da asla görmeyiz. Söz Almanya'dan açılmışken son bir sorum olsun. Son seçimler kadar bir önceki seçimlerde de yurt dışındaki vatandaşlarımız çıkan bir yasayla oy kullanıyorlardı. Fakat sürpriz bir sonuç, Türkiye'deki oranlara kıyasla daha fazla düzeyde yurt dışındaki seçmenler Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan lehinde oyunu, tercihini kullandı. Bu Türkiye'de bir şaşkınlık yaratabilir, geçiştirilebilir ama en büyük şaşkınlığı batılı ülkelerde ve Almanya'da yarattı. Alman devleti aylardır bunu tartışıyor. Biz nerede hata yaptık da içinde yaşadığı topluma entegrasyon, çağdaş, laik, modern yaşamı tercih edeceğine Türkiye'de tırnak içinde söylüyorum, bir diktatörü destekliyor diye bunu analiz etmeye çalışıyorlar. Yurt dışındaki bu toplumun bu farklı dokusunu nasıl değerlendiriyorsunuz seçim sonuçlarını dikkate alarak? Şimdi ikiye ayırmak lazım. Birincisi, gurbetteki insanlar oy verirken şöyle davranıyorlar.
kendi yaşadıkları yerle ilgili karar verirken oradaki realist davranıyorlar. Orada kendilerine yapılan vaatleri inceliyorlar ve geçmişteki tecrübelerine bakıyorlar ve şunu biliyorlar. Göçmenlere, böyle çifte vatandaş olanlara en çok hakkı solcular, sosyal demokratlar vermiş ve veriyor. Ve işte Yeşiller olsun, Linke olsun, SPD olsun bu konuda Türklerle daha dost. Hem onlara daha çok siyaset alanı açıyorlar, hem yaptıkları seçim vaatleri böyle. Ve orada son derece mantıklı bir şekilde ve faydacı düşünerek doğru yere oyunu veriyor. Ve bunun da karşılığını alıyorlar. Ama Türkiye söz konusu olduğunda duygusal tercihlerde bulunuyorlar. Burada vatandaşları suçlamak yerine şöyle bakmak lazım. Elbette vatandaşları şöyle serzenişte bulunabilir. Ya kendi rahatınızın olacağı yerde doğru yere oy veriyorsunuz da Türkiye'de bizi niye ateşe atıyorsunuz diye biz şikayet edebiliriz. Çünkü kendisi Frankfurt'ta oturuyor ve sosyal demokratlar gelsin beni yönetsin diyor. Sosyal demokratlar veriyor ama seni Türkiye'de Tayyip Erdoğan yönetsin diyor. Seni Türkiye'de sağ politikalarla yönetil diyor. Kendisine reva görmediğini görüyor. Ama burada bir de dönüp madalyonun öbür yüzüne bakalım. Referanduma gidiyoruz. Frau Merkel işi gücü bıraktı. Bizim Tayyip Erdoğan'la kavga ediyor. Evet. Hollanda tam istediği iş. Ve buradaki seçmen şöyle bakıyor yani. Şöyle bakıyor Almanya'yla. Almanya ki kendi geçmişinde de Almanya'da üzüntü de çekmiş, sıkıntı da çekmiş. Kendi ülke Almanya ile Türkiye maç yaparken Türkiye'yi tutuyor bütün Almanya'daki seçmen değil mi? Evet. Şimdi bunu seçim referanduma kısa süre kala neden Almanya Türkiye milli maçına çevirdi Almanlar veya Hollandalılar? Ve otomatikman buradaki seçmen kendi ülkesini koruma noktasına geliyor. Bir refleks. Kavganın bir tarafında Hollanda, kavganın bir tarafında Almanya var. Bir tarafında da Recep Tayyip Erdoğan var. Kılıçdaroğlu'yla kavga etseler Kılıçdaroğlu'na sahip çıkacak. Ama neden böyle bir şey yaptılar? Neden böyle bir şey yaptılar? Bunu anlamak mümkün değil. Tayyip Erdoğan ne yaptı? Seçimden önce ey Merkel, seçimden sonra peki Frau Merkel dedi yani. Evet. Son 5 yıldır iki toplum, iki ülke arasındaki ilişkiler oldukça gergin. Ben uçağa gitmem lazım. Ve bu ilişkilerin düzelmesi yönünde bir politikacı olarak neler önerebilirsiniz ilişkilerin düzelmesi yönünde? Bu apayrı bir program konusu. Programa da bir sonraki programda 30 dakika zaten için başladık. 45. dakikadayız ve uçağıma çok az süre kaldı. Son ama bir çağrınız ne olabilir? Son çağrım şu olabilir. Türkiye'deki seçimlerde gözeterek. Farklılıklar, Umberto Eco şöyle der. Farklılıklardan dolayı sınırlar çizilmez. Sınırlar zaten yabanil duygularla vardır. Ona bahane olarak farklılıklar üretilir der. Biz solcular olarak sınıfsız ve sınırsız bir dünya hayalindeyiz. O yüzden de farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu kabul etmek ve bütün dünya için barış, bütün toplumlar için birliktelik ümit etmek durumundayız. Almanya ile Türkiye arasındaki bütün ilişkilerin barışçıl politikalar olmasını ümit ederim. Ben Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkilerin mesela Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi ne Türklerindir ne Yunanlarındır balıklarındır diyen Çipras'ı çok desteklemiştim. Ama daha sonra tabii Çipras'ın petrol aramadan tut da Türkiye'deki sahibi, Ege'de sahibi bulunmayan adalarla ilgili tutumunu ve Türkiye'den Yunan adalarına dolayı doğru olan göçe karşı yaklaştıkları saldırgan tutumu göçmenlere karşı da hiç doğru bulmadım. Onu da eleştirdim siyasi akrabam olmasına rağmen. Bütün dünyanın ortak değerleri şu olması gerekiyor. Daha bütün dünyayı kirletmeden, geleceğe daha temiz bir dünya bırakarak ve dünyamızın bütün varlıklarını eşit paylaşarak, savaşa değil kardeşliğe, dostluğa, barışa bütçe ayırarak yönetmemiz gerekiyor. Almanya ile Türkiye arasında da mümkün olduğu kadar daha dostane ilişkiler, daha çok işbirliği ve birlikte daha çok kazanıp daha iyi paylaşmayı önerebiliriz. Barış öneriyoruz. Başka bir şey öneremeyiz. Sözün sonu böyle olmalıydı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özgür Özel. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli Toplum 24 televizyonu izleyenleri, Mehmet Can Bolat ile Kum Saati programının sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve Meclis Grup Başkan Vekiliydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysem ben Mehmet Can Bolat affola diyorum. Önümüzdeki günlerde yeni bir Kum Saati programında yeniden görüşebilmek umuduyla esen kalınız.